Tevekkül sözü insan ruhunda nelere yol açar? Güzel yüzlüm bir kere en çok üstüne duracak şey o pek bilinmiyor. Allah'ın büyük ismiyle diyor Allah'ı anın diyor Kur'an'da. Yani Allahu Ekber yahut Allahu Kebir, Allah büyüktür demek. Bunların hepsi olur. Bu insan ruhuna çok muazzam güç meydana getirir. En güçlü budur. Yani tevekkül zaten bu ismin üzerine bina olur. Yani tevekkül bunun üstüne bina olur. Allah'ın büyüklüğü. Allah'ın büyüklüğünü kavrarken işte en rahat yapabileceği şey evin içindeki eşyandaki düşünsün atomların sayısını. O atomların hepsinin nerede ne yaptığını farkında Allah biliyor. Yani attığı turlar, kaç tur attığı, ne zaman hangisi nereden geçiyor, hangi turdan geçiyor. Yani bu nasıl bir zeka bu akıl? Böyle bir akılla akıl vermeye kalkan adamın aklı ne durumda olur? Yani böyle bir akla insan nasıl güvenmesi gerekir onu düşünecek. Yani mesela şu binanın içindeki atom sayısını tahmin edin. Bir de bunların yörüngelerini düşünün. Hangi yörüngeden kaç defa geçeceği, ne zaman geçeceği. Çünkü biliyorsunuz geçiş yerleri belli değil. O anda karar veriyorlar. Yani ani karar veriyor elektronlar. Yani hiçbiri birbirine tutmuyor. Her seferinde ayrı bir yerden geçiyor. Her ayrı yerden geçişini biliyor Allah. Ve kadere göre geçiyor. Onun dışında geçemiyor. Şimdi böyle bir akla sahip olan Allah'ın gücüne insan nasıl güvenmesi gerekir? İşte ona tevekkül deniyor. En rahat düşünebilecekleri bu olur. Benim canımı Allah bana cennette kardeş etsin. Çok 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 sevdim onu. Çok iç açıcı, çok güzel bir kızsın ama bayağı güzelsin.